Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha önce kutu açılımını yapmış olduğumuz ve AliExpress üzerinden sipariş verdiğim microSD kartı sese çeviren devremizi inceleyeceğiz. Bu devrenin şöyle bir özelliği var. Demin de söylediğim gibi hem USB flash bellek hem de microSD karttaki ses dosyalarını sese çevirerek devre sayesinde hoparlörümüzden ses alabiliyoruz. Normal telefon şarj aletlerinde kullanılan Micro USB kablomuzu önce şuradan takıyoruz. Şu an artık enerjimizi verdik. Sadece buradan ses girişlerimizi bağlayacağız. Bir tane de hoparlörümüzü bağlayacağız. Hoparlör olarak şöyle bir şey kullandım. Denemelerimde kullandığım bir hoparlör. Bunda yine özellik bakımından 4 ohmluk ve 15 wattlık bir hoparlör. Normalde 2 artı 1 ses sistemlerinin buffer'ı bu oluyor. Normalde buffer'ı, bas vuran hoparlörü. Bunu şöyle şuradan bağlayacağız. Şu an hoparlörümüzü de bağladık. Önce flash belleğimizi takıyoruz. Onu denedikten sonra da microSD kartımıza geçeceğiz. Flash'ımızı taktığımız zaman birazcık bekliyor. Bekledikten sonra LED'imiz sönüyor. Bir müddet sonra geliyor. Biraz uzun sürebiliyor bu işlem. LED'imiz geldi. Bunun böyle bir sorunu var. Flash belleğimizi ve microSD kartımızı ilk başta taktığımızda enerjimizi kesip tekrar taktığımız zaman da sesimiz en yüksekten, yani max volümden başlıyor çalışmaya. Bu kötü bir yönü olmuş. Onu hafızasına kaydetmiyor sesin bulunduğu konumunu. Onun için kısmak gerekiyor. Demin de yüksek bir sesle başladı. Şu an gördüğünüz gibi güzel şekilde çalıyor. Yani zınlama falan yok. Bu arada geçişlerimiz şöyle. Eksi olan sesimizi kısıyor. Artı olan da sesimizi açıyor. Onun için de basılı tutmamız gerekiyor. Sesimizi açmak için şu an artı olan kısma basıyorum. Basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi açtı. Basıp çektiğim zaman da şarkılar arasında geçişler yapıyor. Mesela üste basayım. Bir daha basıyorum. Gördüğünüz gibi sesler arasında geçişler yaptı şarkılar arasında. Şöyle bir altına geliyoruz. Yine şurada P ve P mod var. Burada bir kere bastığımız zaman şarkımızı durduruyor. Bir daha bastığımız zaman şarkımız devam ediyor kaldığı yerden. Repeat bölümünü çalıştıramadım. Tekrarlaması lazım. Başa gelmesi lazım şarkının aslında. Ama bir türlü başa gelmiyor. Basmaları falan her türlü seçeneği denedim. Basılı tutuyorum falan gelmiyor. Sebebini bilmiyorum. Diğerini de çalıştıramadığım için onu da kontrol edemedim. Şunun diğer bölümünde basılı tutarak oluyor. Onun için microSD kartı takmamız lazım. İki tane verici arasında geçişler yapabilmek için buraya basılı tutuyoruz. İsterseniz devrenin bir de ses şiddetini ölçelim. Sesimizi kapattığımız zaman ortamdaki sesi desibel olarak 15 desibel alıyor. Gördüğünüz gibi max 82-83 desibele doğru yükseldi. Aslında hoparlörü kapalı bir kutu içinde aldığımız zaman daha fazla ses ve daha fazla bas vurur. Ama şöyle bir şey var. Sesin bas ritmine göre buradaki vuruşu da seste bozulmalar yapıyor. Bazen enerjisi ve entegrenin gücü yetmiyor. Demin fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok fazla açtığımız zaman seste cızırtılar oluşmaya başlıyor. Bir kademe aşağısında dinlediğim zaman daha iyi oluyor. Şimdi elimizdeki hoparlör de güçlü bir hoparlör. Yani normalde buna göre değildir tahminime göre. Hoparlör değiştirdikten sonra tekrar bir deneme yaptım. Videoyu geçmeden önce. Desibel olarak aslında aynı. Belki tiz daha çok artıyor. Tizlik sesini daha çok duyuyoruz ama seste bozulma daha çok oluyor. İsterseniz bir de siz dinleyin. Arada çok büyük bir fark oldu gerçekten. Yani bunda çok fazla tiz sesi duyuluyor. Ve seste bozulmalar çok oluyor. Wattı da düşük zaten.
Hoparlör de dayanmayabilir zaten. Burada hafif bir ısınma var. Desibel olarak aslında bunda daha düşük gibi geldi bana. Aslında tezi yüksek. Desibelin fazla bu ölçülmedi. Belki telefondan dolayı da olabilir. Ama diğerini daha iyiydi. Sesi yine de yüksek bu arada. Yani bunu son sesi açıp burada uzun süre dinlemek zor olur. Uzun süre dinleyemeyiz. İsterseniz bir de kulaklık olarak deneyelim. Kulaklıkta nasıl olacak? Kulaklığı deneyeceğiz birazdan. Ama kulaklığı denerken hiç ben denemedim. Acaba kulaklığı takınca hoparlördeki ses iptal oluyor mu bilmiyorum. Şöyle bir çalıştırayım. Sesini kısayım. Böyle kulaklığımızı takıyorum. Kulaklıkta çok fazla ses çıkıyor. Yani demek ki o kısık sesle çalıştığı halde hoparlöre nasıl ses gidiyorsa aynı şekilde kulaklığa da veriyor. Kulaklık bozulabilir bu yüzden. Çok fazla ses geliyor. Yani demek ki kısıklıkla çalışıyor bu arada. Sesini açmıyorum kulaklık zararı görmesin diye. Dinlediğim zaman da çok tiz bir ses veriyor. Bas yok bu arada. Yani kulaklığa da bas gitmiyor. Sadece tizi gidiyor. Çok ince bir ses. Bu da bu şekilde. Ama güzel sesi geliyor yani. Kulaklıkta falan bir sorun yok. Aynı şekilde buradan kontrol edebiliyor. Sesleri geçiş yapabiliyoruz. Bu da bu şekilde. Bu arada bu kulaklığı yine kanalımda kutu açılımı var. Videolarda yorum yapan oldu. Kullanım çok güzel. Gördüğünüz gibi hiç eskime bir zarar görme yok. Kablosu falan aynı şekilde devam ediyor. Şuradan yine kontrol edebiliyorum. Bir sorun yok kabloda. Artık microSD kartımızı devremize takabiliriz. Bunu taktığım zaman normalde buna geçiş yapması lazım. Ama devre bazen kararlı hale gelmiyor. Yani buna geçmesi gerekirken geçmiyor ve hafızasına kaydetmesi gerekirken kaydetmiyor. Yine de bir deneyeceğiz şu an. Takıyorum. Şu an yeni bir ses algılandı ve artık buna geçiş yaptı. Gördüğünüz gibi ses değişti. Buradan yine aynı şekilde aynı özellikleri kullanabiliyor. Sesini açabiliriz. Şöyle kısalım. Sesimiz de yine aynı yüksekliğe ulaşabiliyor desibel açısından. Yüksek ses geliyor. Kulaklık falan kullanabiliyoruz. İkisi arasında geçiş yapmak için şöyle biraz sesini açayım. Bastığım zaman yine durdu. Basınca devam etti. Basılı tutacağım birazdan. Tuttuğum zaman da buna geçiş yapacak. Yani flash belleğimize geçiş yapacak. Gördüğünüz gibi biraz uzun süre bekletiyor ama gerçekten sonuç olarak yani fiyatına göre bayağı iş görüyor. Buradan enerjimizi kesip tekrar taktığımız zaman kaldığı yerden devam ediyor şarkılar ama enerjiyi kesip beklediğim zaman bayağı uzun süre buradaki her şey siliniyor. Tekrardan hepsini kendin geçiş yapmak zorunda kalıyorsun. Şarkılarda öyle bir sorun olmuyor ama burada kendi arasında geçişlerde kısa süreli bozukluk oluyor. Geri kalan bu şekilde. Ses olarak da bayağı güzel. Zaten ileriki videolarımızda da bununla güzel bir ses bombası yapacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.